Photoshop. Hala kavgamız var. Photoshop bu fotoğraf Photoshop'lu. Ne olacaktı? Karanlık oda olmasaydı fotoğraf sanatı var olur muydu? Negatifle ya da sokak aralarındaki stüdyo fotoğrafçılarının bastığı fotoğrafla sen nasıl sanat yaparsın? Fotoğrafını nasıl çekiyorsan sen işleyeceksin. Onu sanatsal boyuta, özdenliğe sen ulaştıracaksın. Bunun bu kadar kolay olduğunu, günlerini yaşayacağını bize 20-30 sene evvel biri söyleseydi gülerdik. Ama şimdi renkli fotoğrafı bir düğmeyle siyah beyaz yapıyorsunuz. Siyah beyazı istediğiniz gibi boyuyorsunuz. İstediğiniz fotoğrafı istediğiniz fotoğrafla karıştırıyorsunuz. İstediğiniz tanımlamayı, istediğiniz kompozisyonu kurabiliyorsunuz. Siz sınırlarınız o kadar açıldı ki hala bağnazlık var. Efendim ben şey yapamam, yani doğal renkleri oynayamam. Doğal renk değil ki bir kere. Doğal renk sizin kafanızdaki renk. Van Gogh'un rengi. Van Gogh yıllarca evvel kalkmış şeyi, nedir o, mavi gökü kızıla boyamış. Kızıla boyadığı için 30 milyon dolar Van Gogh'un bir tanesi. Sen bu Photoshop fazla kaçmış, bunun kızıllığı fazla. Mühim olan o değil ki. Mühim olan senin mam telini çalabiliyor mu? Sana dokunabiliyor mu? Vay anam. Antiparantez şunu söyleyelim. Lafı da öğreti çizgisinden biraz da anekdotlara taşıyalım. Bir sergiye gittiğiniz zaman, fotoğraf sergisine, meraklısınız. Hepiniz aynı virüsü taşıyorsunuz ve aynı keyfi yapıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Gezer. Mesela 30 fotoğraflık bir sergiye dolaşıyorsunuz. Dolaşırken bir fotoğrafın önünde durursunuz. Amiyane tabirle kusura bakmayın. Vay şey olacak ya. Şu güzelliğe bak. Hiç düşünmezsiniz. Herbert der ki anlam sonra gelir. Önce güzelliği algılarsınız. Önce güzelliği algılar insan. Hiç düşünmezsin. Nerede çekilmiş, nasıl çekilmiş, insan mı var, doğa mı var, gökyüzü mü? Vay anasına be ya. Şuna bak ya, ne güzel. Bir. İkincisi, çok güzel fotoğraf ama oradaki ağaç acaba şurada olsaydı ya da o evi şuraya alsaydık, kapı biraz açık olsaydı gibi yorumlar yaparsınız. Sizin yorumlarınız o fotoğraftan iyiyse, o intiba içinizde oluyorsa o fotoğraf kötüdür. Bir de geçersiniz, ha bu çöp dersiniz, hiç aldırmazsınız. Üç kademedir fotoğraf, anında karar verilir. Resim sanatında fırça var, bilmem ne var, figüratif var, bir yığın dalgalar var filan. Bunlar da cesaret edemezsiniz güzel mi, çirkin mi, şey etmeyi, tanımlamayı, yapmayı. Ama fotoğraf adildir. Kitabı, bir fotoğraf dergisini hiçbir zaman böyle açmazsınız. Tırr diye açarsınız. Çünkü algınız o kadar fotoğrafa yatkındır ki, hızla yapraklama, yapraklar hızla devrilirken içinden bir tanesini görürsünüz. Ona ulaşmak için zaten bir iki yaprak geçmişsiniz. Geri dönersiniz. Bu güzel fotoğraf dersiniz. Yani saniyenin o kadar kısa aralıklarında algılarsınız. Şimdi böyle bir duygulara hitap eden bir sanat dalında sahtekarlık yapabilir misiniz? Yaparsınız. Nerede yaparsınız? Öğrenmesi çok kolay çünkü. Bir balet ayağının üzerine 7 senede dikilirmiş. Ben 2 roman yazdım. Çok özür dilerim. Övmek gibi olmasın. Ama çektiğimi bir Allah bilir, ben bilirim. Edebiyatı, dili, tavrı, biçimi, cümle kuruluşları, kelime değerleri, üslup, tanımlama falan. Bir bela. Bir enstrüman çalmayı bir düşünün. Bir flüt elinize geçti. Yalnız bir aydan, 2 aydan evvel neyi üfleyemiyormuş, neyi çalmaya şeydi. Siz bir cumartesi pazarda akıllı bir, hele hele Murat gibi biri varsa yanınızda, o pazartesi rahatlıkla ben fotoğraf çekiyorum, iyi fotoğraflar elde ediyorum. Hele hele dijitalle rahatlıkla diyebilirsin. Niye? Çekiyorsun, Murat diyor ki açık olmuş. Tamam bir koyusun çek. Biraz daha böyle, tamam onu da yaptın. 3-4 kere sonra doğruyu yakaladın, kertenizi çıkardın. Vay be, iyi fotoğraf, bir sanat yapıtı ürettiniz. Bir zamanlar bunu Nikon çok yaptı. Yeni imal ettiği yeni bir markasını sunarken saniyenin 125'te birinde bir sanat yapıtı üretmek istemez misiniz diye slogan atınca buna kim dayanır?
7 sene baleye çalışsanız 7 senede parmağın ucuna zor dikiliyorsunuz. 2. Fotoğraf çok kolay başlanan, öyleyse kolay bir sanat dalı değil. Çünkü her sanat dalının bir yüz ölçüm var. Mesela İngilizce, yani lisandan örnek veriyorum ben hep. Fransızca çok zor başlar. Yani bir üçgen düşünün. Üçgenin en uzun kenarından başlar. Gittikçe kolaylaşır. İngilizce öyle değil. İngilizce çok kolay başlar ama gittikçe zorlaşır. Yani sivrisinden başlar. Öyleyse ne önemli olan? Sanatta yüz ölçümü önemli. Hacmi önemli. Hacmi, yani onun içindeki enginlik, onun sonsuzluğu, onun yapısı, onun size verdiği şeyler azsa zaten zanaat oluyor. Zanaat kolay öğrenilen bir meslek. 10 yıl çıraklıktan sonra kimi 3 yılda kapar, kimi 5 yılda kapar ama mutlaka o çırak adam olur, dükkan açar. Ama sanat öyle değil. Kültüre ihtiyacınız var. Yolunuz uzun. Ama biz gene günümüze gelelim. Sizin merak çizginize gelelim. Dijital şu anda yani hani dolarlar, molarlar tavan vuruyor ya, tavan yıvırma deyimini seviyorum. Tavan vurmuş durumdadır. İyi bir Photoshop bilen, gönlünde fotoğraf sevgisi olan, çekme isteği olan birinin başarılı olmaması için ve kısa dönemde ve kısa imkanlarla, eskiden organizör olmak kolay değildi, kağıt edinmek kolay değildi, filmi kendimiz sarardık. Öyle yok. Yani çok da ucuza, illa çok iyi makinalarımıza gerek yok. Telefonla bile, hele hele şimdiki telefonlarla bile rahatlıkla bir sergi açılabilir. Rahatlıkla bir yarışma kazanılabilir. Ben biraz evvel masada otururken arkadaşlarımızı tekrar olarak gelmesin, lafı bir yere getiriyorum hep. Buraya geldiğimiz zaman, buraya kadar geldiğimiz zaman belki sınırları çiziyoruz, belki bir şeyleri anlatıyoruz da esas hedefi saptırıyoruz. Çünkü herkes fotoğraf çekiyor. İnternete bakıyorsun artık günümüzde, yığın. Ne olacak? Ne olacağının karşılığı üzgün fotoğraf üretmektir. Yani ne kadar farklıysa o kadar üzgündür. Şimdi hocalarınızdan da şey etmişsinizdir. Biz inge olarak kullanıyoruz. Fotoğrafta ne var? İki olay var. Bir, altın kesit var. Ekranı üçe bölüp dört tane de hareket odakları vurmaklar. Benim önemsediğim altın kesitten daha önemli. Çünkü ben derinliğiyle de bir üçleme yapıyorum. Ön, orta ve arka plan diye üç plan koyuyorum. Ön plan nedir? Portredir. Düz duvar önünde çekilmiş bir portre ön plan fotoğrafıdır. Yani bir insan dikkati ikiye ayıramaz. Daktilo yazamazsınız. Yani ekranlara tuşları, telefon tuşlarına önceleri hiç mesaj yazamazsınız. Çünkü bir insan dikkatini hem okuyup hem düşünüp hem onu yazamaz. Mutlaka bazı olayların otomasyona uğraması lazım. O yüzden eskiden daktilo kursları vardı. Bir aylık. Bir ay sonra harflerin yerini ezberlerdi parmaklar. Otomasyona uğrardı. Aynı işi yapıyorum bir anda, aynı iki işi yapıyormuş gibi gözükseniz de hayır, biri otomasyona uğradığı için öyle gözükürdünüz. İnsanın bu sınırlılığı var. Fotoğraf makinesinde sınırlılık burada çok önemli. Çünkü ön planda bir fotoğraf çekerken önce onun kompozisyonuna bakıyorsunuz. Doğru mu yanlış mı bakıyorsunuz? Fotoğraf makinesinin ayarlarına bakıyorsunuz. Bir yan işiniz var. Hareket ne kadar durağan olursa, ne kadar kontrol edilebilirse o kadar iyi. Peki portreyi çektiniz. Portre bir duvarın önünde. Duvarda bir pencere var. Pencerede bir çocuk var, kadın var, bilmem ne var. Bir ekranın sağ köşesine portreyi koydunuz. Sol üst köşeye de penceredeki bakanı koydunuz. Ne oluyor arada? İkisinin arasındaki dengeyi kurmanız lazım. Bunlar birer imge. Yani şekil, biçim, kullandığınız malzeme. Şey de imge, nedir o?
portede imge, pencerede imge. Bunun ikisini de yanlış yapmadan sabitlemeniz lazım. Pencere doğru yerde olacak, portede doğru yerde olacak. Porteyi tek başına çekerken kadar rahat değilsiniz. Dikkatiniz iki ayrılıyor artık. Şimdi eğer doğru yerde pencere olmazsa önce fırçayı ustanızdan yersiniz. Ya da yarışmada bu olmamış deyip elenirsiniz. Üstelik fotoğrafla yani portreyle penceredeki imgenin arasındaki bir öyküyü de yaratmanız lazım. Yani onu o fotoğrafı seyreden duygulanmalı, vay anasına demeli ya ne güzel ben bu duyguyu bana bu fotoğraf yaşattı demeli. Nasıl imge olabilir? Yaşlı, genç. Çocuk oynuyordur, dünyasındadır. Yaşlı, perişandır. Bu bir öyküdür. Ve bu sonsuza kadar giden dallar budaklanır. Yetmez. Bir de background var, arka plan var. Şimdi onu da şöyle anlatıyorum. Önde portre. Sağda bir pencere var, duvar. Sağda bir pencere var, pencerede o çocuk var ya da kadın var, imge var. Solda da bir kapı var, kapı açık. Kapı bir sokağa bakıyor. Üç faktörünüz var. Dikkatinizi üçe ayırıyorsunuz. Öndeki kadınla pencerenin arasındaki ilişkiler yetmez. Öykü kursanız da eğer sokaktaki karmaşa varsa o bitti. Ya anında beceremiyorsanız ya şey diyeceksiniz iki imgede kalacaksınız ya da işin başındaysanız önce portreyle başlayacaksınız. Yani bence fotoğrafın temeli bu. Altın kesit. Altın kesitteki çizgilerin kesiştiği hareket ve enerji noktaları ön, orta ve arka planın altın kesitle uyumu. Ne kadar zorlaştırdık değil mi işi? Yalnız metin okuyup daktilo yazmak bile bu kadar zorken biz size yuvarlak hesap 4 önden 3 de arkadan 7 tane nokta koyduk ve bunları baktığınız an saniyenin bilmem kaçında bir bunları dengeleyeceksiniz. Bundan bana bir öykü çıkaracaksınız. En önemlisi özgünlük ve farklılık size özgü bir yapıt üreteceksiniz diyoruz. İşte makinenin saniyenin 125'te bile çektiği fotoğraf baletin ayağıyla burada buluşuyor. Bunun için nereden baksan bir 5-6 senelik bir deneyim lazım.